Bir önceki bölümde sizlerle aslında kelimeler üzerinden nasıl uyum bulacağımızı görmüş olduk. Fitness yazdık veya işte spor yazdık, kedi yazdık. Hani orada o kelimeler üzerinden nasıl ürün bulabilirsiniz? O kelimelerde en çok satan ürünleri karşınıza gelmiş oldu. Buradan birkaç tane ürünü, ürün fikirlerimizi eklemiş olduk. Yavaş yavaş bu şekilde tabloyu doldurarak en son bazılarına karar veriyor olacağız. Şimdi sizlere kategoriler içerisinde nasıl ürün araştıracağınızı anlatacağım. Şimdi biliyorsunuz Trendyol'da birçok kategori var. Buradakilerde her kategorinin içeriğine girerek ürün araştırmak daha mantıklı. Çünkü bütün genelinde ürün araştırdığınız zaman pek güzel ürünler karşınıza gelmeyebilir. O yüzden biraz daha derinlere inmek lazım. Hatta ileriki derslerde Trendyol'u kategorilerinde nasıl genizleyerek ürün araştıracağınızı anlatacağım. Şimdi ilk araştıracağımız kategori anne bebek kategorisi. Anne bebek kategorisi private label için, yani kendi markanızı yaratmak için çok güzel bir kategoridir. Ama hani mesela kozmetik kategorisinde genelde markalar vardır. Arbitraj için iyidir. Yani bu şekilde farklı farklı satış modellerinde nasıl ürün bulabileceğinizi zaten gösteriyor olacağım. Şimdi anne bebek kategorisini tercih ettim. Burada filtreleme yapmıyorum. Bütün ürünler karşıma gelsin istiyorum. Ama daha önce kullandığımız taktikleri kullanabilirsiniz. Kelime yazabilirsiniz. Maksimum puanı 4 olanları yazabilirsiniz. Veya yorum sayısı fazla olanları bulma diyebilirsiniz. Mesela az yorumla iyi satanları bul diyebilirsiniz. Birçok bu konuyla alakalı yöntemimiz var. Bunları kullanabilirsiniz. Anne bebek çocuk kategorisinde genel olarak iyi satan ürünleri karşıma getir diyorum. Şimdi en çok satandan en az satana doğru bana bir sıralama yaptı. En çok satan bir tane ürün. Bakın günde 195 adet satıyormuş ve puanı da iyi. Yani güzel bir ürüne benziyor. Başarılı bir ürün. Hemen bakalım nasıl bir ürünmüş. Bambu çubukları. 300 parçalık bir bambu çubuğu seti gibi görünüyor. Günlük 195 satış gerçekten çok iyi. Günlük 4000 TL ciro yapıyor. Yani 120-130 bin TL aylık ciro yapılabilen bir ürün gibi görünüyor. Ve satışları da hani 160, 180, 190 sürekli artarak ilerliyor. Fiyat geçmişine bakalım. Fiyatlarında bazen hani 18'e kadar düşmüş ama 24-25'ten satıyor. Yani bu üründe kâr edilebilir mi çok bilmiyorum ama tabii kargoyu alıcı öder şekilde yapmışlar. Üzerine kargo fiyatını koyarak hesaplanması lazım. Hani şurada kâr hesabına çok fazla kısaca girmiyorum. Analiz ettiğimizde gireceğiz. Ama ürün fikri açısından güzel bir ürüne benziyor. Trendyol'a bir bakalım bu ürüne. Neler yapmışlar? Evet, resimlerinde güzel resimler kullanmışlar. Yani ürün nasıl kullanılabilir? Neler yapılabilir? Evde bunları nasıl kullanabilirsiniz? Güzel bir şey aslında. Çok maliyetli olmayacak bir şeye benziyor. Bambu çubuklar olarak geçiyor. Güzel. Bizim yapacağımız şey aslında hani ürün fikrini bulduk. Güzel bir ürün. Ama genel rekabete bakmak lazım. Kutu oyunları kategorisine bakabilirsiniz ya da biz zaten işte mesela bambu çubukları kelimeyi gördük burada. Hani bambu çubukları yazarak aradığınızda aslında daha iyi ürünler, kategorileri de görmüş oluruz. Bambu çubukları yazdım. Şimdi hepsi iyi mi satıyor? Ona bir bakmak lazım. Bakıyorum. Yani gerçekten günlük 10-20 satışa ulaşan ürünler var. Şurada 38 satan var. İşte 21 satan var. Başka Trendyol'un arama motoru bakın biraz garip. Az önce bizim 190 tane satan gördüğümüz ürünü şu an karşımıza biraz daha aşağılarda getirdi. Biraz daha farklı farklı sıralamalar yapıyorlar. Bu ürünlerin geneli aslında güzel görünüyor. Yani bu ürünlerde satmaya çalıştığınızda günlük 20-30 satışlara ulaşılabilir gibi. Kontrol edelim. Yani bu ürünler private label ürünleri mi? Çok satıcılar var mı aynı ürünlerde? Onlara bakmak lazım. Biraz rekabette sıkıntılar var gibi. Bakın aynı ürünü 15 kişi satıyor, 17 kişi satıyor, 19 kişi satıyor, 9 kişi satıyor. İyi satan ürünlerde genelde böyle olur. Biraz rekabet sıkıntılı gibi ama ben bu ürünü listeye eklemeyi düşünüyorum. Çünkü iyi sattığı görünüyor. Ürünü takibe ekleyelim. Bu üründe bazı geliştirmeler yaparak fark yaratılabilir. O yüzden ekledim. Daha iyi ürünler ortaya koyarak daha iyi satışlara ulaşılabilir. Dediğim gibi rekabet koşullarına falan hepsine daha sonrasında bakacağız. Şu anda ilk baktığımız şey ürün iyi mi, satıyor mu, fırsat var mı, neler yapabiliriz bunlara bakıyoruz. Devam ediyorum. Başka hangi ürünler varmış? Sandalye takımı var mesela. Çocuklar için sandalye takımı. Evet, 100 TL'ye satıyor. Günde 103 tane satıyor. Gerçekten güzel bir satışa ulaşmış bu da. Ortalama yine 100 satışı var. Güzel, yani sandalye takımlarında da demek ki güzel bir ortalama var. Yani bir ahşap üreticisi bulduğunuzda güzel satışlara ulaşabilirsiniz. Trendyol'da hani birçok pazar yerinde böyle ürünlerle alakalı detaylı açıklamalar, resimler de yapmıyorlar. İnsanlar resimlere bakıp ürünleri alıyorlar. Yani daha iyi resimler çekerek çok daha güzel satışlar yapabilirsiniz. Hemen bebek okul öncesi oyuncaklar veya aktivite masası. Mesela bu kategoriye bakalım. Aktivite masalarında
durum ne? İyi satışlar yapan diğer ürünler var mı? Onlara bir bakmak lazım. İyi satan belki mağazalar bulabilirsiniz. Yani o rakiplerinizden de birçok şey öğrenebiliyorsunuz. Mesela bu rakip aslında güzel satıyor. Diğerleri biraz daha az satıyor. O yüzden onun sattığı ürünlere bakmak lazım. Webkapında diye bir ismi var. Evet, diğer satıcılar da var tabii ki burada. Hemen satıcıya bakıp diğer sattığı ürünlere de bakabilirsiniz. Burada bakın tüm ürünler diye bir seçenek var. Tüm ürünlere tıkladığınızda en çok satan, en az satana doğru görebilirsiniz. Evet, en iyi sattığı ürünler yukarıdaki ürünler. Aşağıdakiler çok az satmış. Bakın günlük satış tahminleri çok az. Yani en çok şuradaki 2-3 tane ürün satıyor. Burada yaptığı şeylere bakmak lazım. Ürünle alakalı neler geliştirmiş, neden bu ürün daha fazla satıyor, detaylarına bakmak lazım. Ama yine bence değerlendirme alınabilecek bir ürün. Daha iyisi ortaya konabilir. Çocuk sandalye takımlarında demek ki böyle güzel satışlar var. Bunu da ekledik. Başka hangi ürünler varmış? Mesela bakın az önce bulduğumuz ürünlere benzer. Bambu çubuklarında bir tane daha ürün var. Bu da 44 tane satıyormuş günde. Bambu çubuklarından bir tanesini ekledik. Daha detaylarına bakacağız zaten. Bambu çubukları var yine bakın. Bu da 38 tane satıyor. Bence bambu çubukları güzel gibi görünüyor. Mat seti var bakın. Buna bakalım. Günlük 33 tane satıyor. Trendyol'da bir inceleme yapalım. Büyük ihtimalle bilinen bir marka olduğu için güzel satıyordu. Çünkü yani bu ürün ne olduğunu tam anlaşılmıyor yani. Nasıl bir ürün, hani mat seti yazmış ama içerisinde neler var, nasıl bir şey var çok fazla göstermemişler. Bunları göstermek lazım. Ürünün içerisinde neler olduğu görülmesi lazım. Biraz da marka olduğu için güzel satıyor olabilir. Geçelim başka ürünlere bakalım. Evet, çocuk kilitleri var. Günde 32 tane satıyormuş. Hemen detaylarına bakalım. Bebek güvenlik ürünleri gerçekten güzel satar. Yani bunu diğer pazar yerlerinde ürün araştırırken de zaten görmüştük. Bebek güvenlik ürünlerinde ciddi fırsatlar oluyor. Bebek güvenlik ürünlerinde ayrı ayrı ürünleri bundle yaparak da güzel satışlara ulaşabiliyorsunuz. Bakın 31 tane satmış. Yani benim de çocuğum var. Sürekli sağda solda hani bir şey başına gelmesin diye bu ürünleri kesin almanız gerekiyor. Satış geçmişine bakalım. Yani günlük 35-40'lara kadar sattığı günler oluşmuş. Güzel satan bir ürüne benziyor. Hemen bir listesine bakalım. Evet, listesinde açıklamalar, resimler görünüyor. Güzel. Dediğim gibi yani bizim yapacağımız şey bu ürün güzel satıyor ama bebek güvenlik ürünlerine bakmak lazım. Koruyucu kilitler veya işte genel güvenliklere bakalım. Mesela çocuk güvenliğinde hangi ürünler en çok satıyor? Buradan da ürünler bulabilirsiniz. Az önceki bunlar açılana kadar az önceki ürünü ben de listemize ekleyelim. Bebek güvenlik ürünleri güzeldir. İyi satan ürünlerdir. Fark yaratmak için uygundur. Yani private label yapmak istiyorsanız kendi markanızı yaratabileceğiniz güzel ürünlerdendir. Mesela bu ürünü N11'de ürün araştırırken de görmüştük. N11'de de güzel satıyordu. Mesela günlük 15 tane satıyor. Büyük ihtimal işte diğer pazar yerlerinde de bu şekilde satıyor. Yani toplam 30-40 tane satışı vardır bütün pazar yerlerinde. Mesela şu ürünle bu ürün benzer. Çekmece kilidi, işte köşe koruyucu ürünler var. 3 tane satıyormuş günlük. Şunlar en çok satan ürünler. Ama bakın birçok ürünü aslında bundle yapabilirsiniz burada. Köşe koruyucularla diğerlerini, köşe koruyucularla kriz önleyicileri veya işte çekmece koruyucuları, çekmece açılmasını engelleyecek şeyleri. Burada bir fırsat olabilir. Genel itibariyle bir incelemesine de bakalım. Hani hangi ürünler satıyor? Günlük aylık cirodan bir sıralama yapalım. En çok 37 bin ciro yapan bir ürün var. Bizim az önce bulduğumuz ürün. Güzel satan bir ürün kategorisi. Çocuk güvenlik ürünlerini listemize ekleyelim. Tabii ki rekabete daha sonrasında bakacağız. Çocuk güvenlikten bir tane ürün ekledim. Diğerlerini eklemiyorum. Bunların detaylarına bakacağız zaten. Fisher Price mesela işte bir marka. Eğer arbitraj yapmak istiyorsanız ve bu şekilde ürünler satmak istiyorsanız da Fisher Price'in toptancısından ürün alıp satabilirsiniz. Mesela hani büyük ihtimalle güzel bir ürün. 217 TL, 22 tane günlük satışı var. Ama bu bir private label değil. Fisher Price bilinen bir marka. O yüzden birçok satıcı aynı ürünü satıyor olabilir. Burada fiyat rekabeti yapılması gerekir. Biraz daha aşağı inelim. Mesela bakın ürünü satan diğer satıcıları görüyorsunuz. Daha fazla satıcı gösterdiğim. Bu ürünü satan mesela bakın 6 tane satıcı var. Bu durumda işte bu satıcılar birbiriyle rekabet içerisinde oluyor. Eğer arbitraj yapacaksanız ürünü uygun almanız lazım. Evet, burada hani Fisher Price'a baktık ama mesela bebek oyuncakları kategorisine bakalım. Bebek oyuncaklarının hangisi en çok satıyormuş? Onlara bakarak da bazı fikirler ortaya çıkarabiliriz. Evet, bebek oyuncakları kategorisinde biraz satış az gibi görünüyor. Farklı farklı ürünler var. Biraz daha buna farklı şekilde bakmak lazım. Onu sonraki videolarda anlatacağım. Yani burada aslında 3-4 tane ürün fikri bulmuş olduk. Anne bebek kategorisinde, çocuk kategorisinde bambu oyuncakları ekledik. Buradan eklediğimiz ürünlere bir bakalım. Evet, bambu çubukları ekledik. Masa sandalye takımı ekledik çocuklar için. Bir tane de güvenlik ürünü ekledik. Buradan daha farklı ürünleri de bulmaya devam ediyor olacağız. Şu an anne bebek çocuk kategorisini incelemiş olduk. Sonraki bölümde başka bir kategoriyi inceleyeceğiz. Sonraki bölümde görüşmek üzere.